Ankara Beypazarı'ndaki tarihi gömleksiz köprüsünün sahibi benim diyerek satışa çıkarmış. Yaptığıyla ilgi gören, duyan herkesi şaşırtmıştı. Modern Sülün Osman hikayesinin perde arkası da ortaya çıktı bu arada değerli izleyenler. Sahibi benim demiş, 60 bin liraya 3 ortağı satmıştı. Yaptığıyla Galata Köprüsü'nü satışa çıkaran, Sülün Osman'ı akıllara getiren adam, köprünün bana verildiğini sandım dedi. Beypazarı'nda devriye gezen jandarma ekipleri tarihi gömleksiz köprüsünün yerinde olmadığını fark etmişlerdi. Hemen Karayolları Genel Müdürlüğü ile iletişime geçilmiş ve köprüye ne olduğu sorulmuştu. İş makinelerinin çalıştığını gördük. Karayolları Genel Müdürlüğü de haberimiz yok deyince soruşturma açılmıştı. Görgü tanıklarını dinleyen ekipler köprünün iş makinelerini ile yıkıldığını, demir ve hurdaların kamyonlarla taşındığını söylemişlerdi. İhaleyle aldılar, yıkıyorlar ve değerlendirecekler diye düşündük. Daha sonra öğrendik ki köprü çalınmış. Kısa sürede köprüyü satan ve satın alanlar yakalanmıştı. Köprüyü satan adamın söyledikleri herkesi şaşırttı. Köprüyü satan adam CİMER ile Karayollarına başvurduğunu söyledi. Ardından Karayolları Genel Müdürlüğüne gittiğini ve orada bir mühendisin köprüyü kaldırmaya başlayabilirsin dediğini iddia etti. Yani köprünün bana verildiğini düşünerek satışa çıkardım dedi. Karayolları eski köprüyü yıkıyor artık diye biz onu biliyoruz sadece. Şimdi köprüyü satanla köprüyü satın alanlar hırsızlıktan yargılanıyorlar.